Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar. Şu puzzle'ı herkes görüyor değil mi? Daha doğrusu bu bir fotoğraf, puzzle fotoğrafı. Bunun kubbetü sahra olduğunu Mescid-i Aksa derdi, imanı olan hemen herkes bilir. Şu görüntüyü görmeden şu puzzle'ı yapmak ne kadar mümkün arkadaşlar? Yapılabilir mi? Yani yapılamaz değil, illaki yapılır ama puzzle genelde neyle yapılır? neyi yapıyorsanız onun fotoğrafını koyarsınız. Oraya bakıp onun yerini bulmaya çalışırsınız. Mesela şöyle bir hatta bin parça olunca küçücük bunlar. Bunu ilk başta hiç anlamlandıramazsınız ama şu fotoğrafla beraber bakıl, bakıldığında herhalde dersiniz ki şu yukarıdaki revaklardan bir bölümdür dersiniz. Ama daha önce şu fotoğrafı görmeseniz, burada revakların olduğunu bilmeseniz, kolay kolay bunu nereye oturtacağınızı bilemezsiniz. Koyarsınız kenarı. Ama böyle olunca yukarılarda bir yerde dersiniz. Hatta yani bazen bunun tam köşesini bulursunuz. Ha, ya burası ya burası dersiniz. Bir yerden başlamış olursunuz. Kolaylık sağlar. Bunun şekli de kolaylık sağlar. Görüntüyü bilince de bu çok daha rahat hale gelir. Mesela bir mavi çekelim. Hem de biraz açık maviye benziyor. Koyu da değil. Büyük ihtimalle şuralarda bir yerdir ya da şurada bir yerdir dersiniz. Normalde bunu evet gök rengi, mavi gökyüzü olduğunu tahmin eder herkes ama burada nereye oturduğunu bilebilmek için bu fotoğrafı iyi analiz etmek gerekiyor. Ya da bir tane sarı çekeyim sarımsı bir şey görünce de çok rahat bir şekilde herhalde burada bir yer dersiniz. Yani kubbesi sahra e, kubbesinin kubbesi denebilir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okurken bu puzzle örneği hep aklımızda olsun. Aklımızın bir kenarında kayıtlı kalsın. Niçin? Şimdi Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin kelamı birbiriyle yüzde yüz bağlantılı surelerden. Her bir sure kendi içinde birbirleriyle yüzde yüz bağlantılı ayetlerden. O kadar ki bir surenin ayetiyle başka bir surenin de aslında iç içe olduğu, bağlantılı olduğu bir sistemin adıdır. Yani İbrahim suresini okuyacağız mesela biz. İbrahim suresinin ayetleri kendi içinde bağlantılı. Çünkü bir maksadı var Rabbimizin bir muradı var. Onu anlamaya çalışacağız. Anlayamayacağız ayrı bir konu. Doğrusunu yüzde yüz. Hak olanı Rabbimiz bilecek. Biz bir çaba içerisinde olacağız. Ama bunu anlamaya çalışırken diyoruz ki Nas suresiyle ile Fatiha suresinin bir bağlantısı var. Nisa suresi ile Ra'd suresinin bir bağlantısı var. Bunlar kendi içinde. Hepsi aslında aynı mesajı veriyor. Derinlerine inildiğinde hepsi aynı mesajı veriyor. Bakmayın. Bunların hepsi nasıl sarısı, mavisi ayrı ayrı burada? Hiçbir anlamı var mı bunların? Yok, bin parça. Karman çorman bir şey. Ama buraya parça, parça parça, parça parça, parça parça konduğunda günün birinde çok güzel bir fotoğraf çıkıyor. O kadar ki burada 999 parça, net olsun, bir parçası kayıp olsun. O bile rahatsız eder. Tablo yapıp evimize asmayız. Görüntüyü bozar deriz çünkü. Ya olmuyor bunun yerine bir şey yapmamız lazım. Ya boyayalım orayı ya da bu parçayı bulalım dersiniz. Hepsinin rengi farklı, diyelim görüntüsü, şekli farklı ama buluştuğunda bir mesaj veriyor. Küçücük şuradan alsan şunun hiçbir anlamı yok. Kapkara parça, tuğla, kale gibi oluyor. Ama burada öyle bir yere oturuyor ki bu revakların işte görüntüsünü düzeltiyor, tamamlıyor. Sureler de böyle birbiriyle Kur'an-ı Kerim bir bütün çünkü. Hepsi Allah'ın kelamı. İçinden bir sureyi çıkarttığın çıkarttığında örneğin 113 surenin tamamı var. Kevser suresi yok. Ne olacak 3 ayetten kardeşim diyemezsiniz. O Kevser suresi buradaki bir parçadır çünkü. Görüntüyü bozar, anlama eksik bırakır. Öte yandan bir Kevser suresinden esasında biz buradaki mesajı çözebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var. Bütün sureler 114 sure birbirleriyle bağlantılı. Her surenin ayetleri kendi içiyle içinde bağlantılı. Başka surenin ayetleri de aslında birbirleriyle aynı mesajı veriyor. Tıpkı bu mesaj anlaşıldıysa bu görüntüden e, olayı kapabildiysek arkadaşlar bu insan vücudu gibi. Kana bir yerden mikrop giriyor o nasıl bütün vücudun tamamını aslında ezip bitiriyor. Ya benim aslında şuradan mikrop girmiş, buradan kana bulaşmış. İyi de bu kan bütün vücutta dolaşıyor. Burada kalmıyor ki. Veya burası ağrıyor, bütün vücut etkileniyor bundan. İnsanın karnı ağrıyor, sistemi duruyor. Başı ağrıyor. Ya ağrı bir tek burada diyemiyorsunuz ki. Yürümek istemiyorsunuz, yatmak istiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de böyle Allahü Teala'nın beden mucizesi gibi bir mucize, daha da öte bir mucize hatta ya, onu basit satırlardan, ayetlerden ibaret göremeyiz. Bu sebeple biz İbrahim suresini anlamaya çalışırken, arkadaşlar okurken, sure bir tablo olarak, şöyle bir fotoğraf olarak bize hangi mesajı veriyor? Onu anlarsak, bilirsek, ayetleri tek tek, satır satır, kelime kelime okuduğumuzda, he bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor diyebiliriz. Nasıl şu an tıpta hangi işte diyelim elimizin, parmağımızın bir noktasında bir sinir var. Bu sinirin nerede beyine gittiği, başka bir yerde nereyle buluştuğu biliniyor. Biz bunu ayetler üzerinden bilmiş gibi oluruz. He, işte İbrahim suresinin bu üçüncü ayetiyle Rabbimizin şu Bakara suresinin 18. ayetindeki muradının burada işte buluştuğunu gördük. Zaten bütün Kur'an'ın mesajı ortak. Hangi ayet, hangi sureyle iç içe olursak olalım bizi çıkaracağı nokta bellidir. Farklı bir yere gitmeyiz. O fotoğrafı Rabbimizin kulluk mesajını sadece ona eee mabut olarak onu belirleyip onun önünde eğilmemiz gerektiğini öğreniriz. Şimdi bu sureyi ben böyle bir özet tablo olarak size sunmaya çalışacağım önce. Ki <laughs> ayetleri adım adım sıra sıra okuduğumuzda fotoğraf canlansın. Öbür türlü şu fotoğrafı bilmezsek bunu alırız. Çok güzel mavi renkler ikisi de uyumlu oldu deriz geçeriz. Hiçbir anlam ifade etmez. Ama adım adım bu fotoğrafı bildikten sonra bunları yerine koyduğumuz zaman o ayetleri okuyup heh işte surenin başında konuştuğumuz hakikatlerden biri bu ayette ortaya çıktı. Tamam dediğimiz zaman puzzle yapmaktan da zevk alırız. Öbür türlü bununla uğraşılmaz ki. Bununla uğraşılmaz. işin içinden de çıkılmaz. Pes edip de bırakırız. Böyle okuduğumuz zaman şimdi bütün bu fotoğrafı inşallah verdiğimizde bu surede bu sefer Kur'an'ı okumak, anlamak bizim için inşallah zevk haline gelecek. Çok beceremesek de zevkle en azından bu işi yapacağız. Ve asıl maksadımızı geçen hafta konuşmuştuk. Bizi boyaması lazım bu ayetler. Bu ayet bizleri değiştirmeli. Önce beynimizi değiştirmeli. Bu Kur'an kalbimize girmeli. Sonra da adım adım amellerimize doğru yürümeliyiz demiştik. Şimdi değerli arkadaşlar İbrahim suremiz hangi fotoğrafı bize veriyor? Onu açıklayayım. İki başlıkta İbrahim suresinin bize hangi mesajı verdiğini söyleyebiliriz. Hangi ayetini okursak okuyalım İbrahim suresinin iş buraya gelecek. Ama ben bunu zorlayarak iki başlığa çıkardım. Üç de olabilir, dört de olabilir. Sureyi okudukça karşımıza çıkan bir numaralı nokta, bu tablonun diyelim sağ tarafı, bir de sol tarafı olarak düşünün. Bir numaralı nokta, Allahü Teala'nın gönderdiği bir peygamberler ümmeti var. Bir de bunların karşısına dikilen cahiliye toplulukları var. Bu ikisinin çarpışmasını izleyeceğiz, işleyeceğiz, okuyacağız bu surede. Bu peygamberlerin babası olan İbrahim Aleyhisselam'ın zaten sureye isim olarak verilişi meseleyi bambaşka bir noktaya taşıyor peygamberlerin babası bütün peygamberleri aynı safta topluyor. Bir tarafta peygamberler var. Peygamberlerin güttükleri dava var. Öte yanda da cahiliye toplumları var. Yani inatla, zorbalıkla, yalanla karşısında peygamber görmek istemeyen, aslında Allah görmek istemeyen hayatlarına müdahale etmek isteyen Allah'ı kabul etmeyen ve buna karşı birlik olan bir cahiliye toplumunu göreceğiz. Zamanlar değişse de coğrafya değişse de peygamberlerin mesajı hep aynı, toplumların tepkileri hep aynı bunu göreceğiz. Dolayısıyla bugün bizim 21. yüzyılda yaşadıklarımızla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 7. yüzyılda yaşadığıyla Nuh aleyhisselamın milattan önce kaç bin sene önce yaşadığının farksız olduğunu anlayacağız. Bu bir. Peygamberler ve karşılarına dikilenler. Peygamberlerin mesajları, davaları ortak. Karşısındakilerin tepkileri de ortak. Hiç farklı bir şey yok. Lut aleyhisselam neyle karşılaştıysa biz bugün onunla karşılaşıyoruz. İsa aleyhisselam neyle karşılaşıyorsa biz bugün onunla karşılaşıyoruz. Nuh aleyhisselam neyle karşılaştı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla karşılaştı. Değişen hiçbir şey yok. Bu mesajı alacağız. Bütün sure bir bunu işleyecek. Özellikle ilk 17 ayeti. Okuyacağız, okuyacağız, okuyacağız. Özelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özelde Musa aleyhisselam. Derken Nuh da böyleydi. Hud da böyleydi. Salih'in kavmi de böyleydi. İşte bütün peygamberler böyle mücadele etti. Noktasına geleceğiz. Oradan şunu çıkaracağız. Biz ya o peygamberlerin safında olmak zorundayız. Ya da o peygamberlerin karşısına dikilenlerden yana mecburen istemesek de kalmak durumunda olacağız. Yani biz sanki bugün peygamberler varmış ve biz de onların ümmetiymişiz gibi yaşayacağız ya böyle olacak ya da onların karşısında olanlar kimlerse onların reisi olan şeytanın adamı olup şeytana taşeronluk yapmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok. Bu sure ortada gri Müslüman bırakmayan bir sure. Hem adaletten yana olacağız hem zulüm de edeceğiz. Bizim adaletimiz gerçekleşmesi için gibi bir şey olmayacak bu surede. Hem evleneceğiz, zinaya kaymayacağız. Hem de düğünümüzü, evimizi istediğimiz gibi tasarlayacağız. Böyle şeyler olur artık 21. yüzyılda. Herkes zaten böyle düğün yapıyor diyeceğiz. Bu surede böyle bir şey yok. Ya peygamberlerin safındasın. Allah ne derse odur diyorsun. Ya da Şeytanın safındasın, inatçı, zorbalar nasıl isterlerse peki efendim diyorsun. Başka bir alternatifimiz yok. Hem Kur'an kursu yaptıracağız, Kur'an öğreneceğiz. Hem de bunu yaparken faizden destek alacağız. Böyle bir şey yok bu surede. Ya Allah, ya Allah diyeceğiz. Ya Allah, ya şeytan sorusuna karşı da sadece Allah diyeceğiz. Bitti ikisinin beraber olduğu bir dönem olmamış hiç. Varsa sure diyor ki bu peygamberlerin tarafı değildir, bu öbür taraftır diyor diyeceğiz. O kadar ki bu mücadeleyi anlatırken sure peygamberlerin karşısına dikilen toplumların ayrıntılarına kadar giriyor. Yuh! İstemiyoruz sizi gidin diye bağırışlarına kadar anlatıyor. Faraddu eydiyehum fi efvâhihim. Ellerini böyle ağızlarının etrafına koyup miting yapıyorlar. Nereden çıktın sen ya? Biz dedelerimizden, babalarımızdan, öğrendiklerimizle çok güzel yaşıyoruz. Anadolu Müslümanıyız biz ya karışmayın bize. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Diyecekler yuh yuh diyecekler. Bütün peygamberlere bunları dediler. Bugün peygamberlerin arkasından gidenlere de bunları diyecekler. Sure bu mesajı veriyor. Musa da bunları yaşadı diyor. Sen de insanları karanlıklardan aydınlığa, karanlıklar, bir sürü karanlık yollardan, herkesin kendince boğulduğu yollardan tek olan nur olan Allah'ın yoluna davet edeceksin. Ama onlar senin önünde engeller oluşturacaklar. Efendimize de diyor. Öte yandan Musa aleyhisselamı da örneklendiriyor. Bütün peygamberlere de zaten bunu yapmışlardı diyor Allahü Teala. Yani diyor ki sana da aynı şey yapacaklar. Bu din böyle yürür. Öyle oturduğun yerden paranı sayacaksın. Sonra Müslümanlara infak edeceksin. Evinde, işinde hiçbir sorun olmayacak. Mescid-i Aksa çok rahat. Sen oturduğun yerden verdiğin mesajlarla, paralarla, hashtag çalışmalarıyla kurt kurtulacak. Hiç sıkıntı çekmeden İslam tatlı tatlı o kadar güzel anlatılacak ve karşılığında insanlar boyun eğmek zorunda kalacaklar. He, işte biz böyle tatlı İslam istiyoruz diyecek insanlar. Böyle bir şey yok. Sen ne kadar tatlı anlatırsan anlat. Firavunlar var karşında. Sen istediğin kadar Musa ol. Yumuşak konuş. O firavun yine seni öldürmek isteyecek. Biz yumuşak konuşmadığımız için bu işler olmuyor. Diyecek birileri. E Musa aleyhisselam yumuşak konuştu. Firavun ona aynı zulümleri yine devam etti olacak. Bunun doğasında var bu. Biz başka bir şey zannediyoruz. Hayır. Kainatı allah Teala bu düzenle kurdu. İman, küfür, kıyamete kadar kavga edecekler. Biz bu kavgada yokuz. Deme hakkımız yok. Bu kavgaya girmek zorundayız. Tarafsız olan küfrün tarafındadır. Çünkü farz edin ki bugün peygamberlerden bir peygamber gelmiş olsa ya da biz o peygamberlerden bir peygamberin döneminde yaşamış olsaydık. Biz etliye, sütliye karışmayız. Helalinden geçiniriz. O zalimlere de meyletmeyiz. Ama ey peygamber bizi yorma. Biz eziyet çekemeyiz seninle beraber. Benden ne para istersen veririz. Hoca istersen göndeririz. Talebe istersen sana veririz. Ama bize bu işe karıştırma. Diyemeyecektik arkadaşlar. O gün de diyemeyecektik. Bugün peygamber gelseydi yine diyemeyecektik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler diyemediler. Hatta kendilerini birden kavganın içinde buldular. Ya biz iman ettik. Bu yaşadıklarımız ne böyle ya? Diyemediler. Niye? İman olmaz ki öbür türlü. Nasıl iman olacak? Hem iman ediyorsun. Ben senin yanındayım. Ya Resulallah diyorsun. Sonra da e biz bunları çekmek için mi iman ettik? Aslında ben senin tarafında olmak istemiyorum demek bu. Zımnen. Bu surede işte arkadaşlar hiçbir şekilde geri adım atmamayı öğreneceğiz. Olaylar getirecek, 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 getirecek bizi ya peygamberdensin ya da şeytandansın olacak. O kadar ki sure bunları anlattıktan sonra ikinci bölüme geleceğim. Adım adım da bir taraftan anlatıyorum tam ortada 22. ayette birden birden bu olaylar peygamberlerin mücadelesi. İşte yuh gidin buradan. Lenukhrijan nakum min ardina aw ta'udun fi milletina Sizi döndüreceğiz. Sizi döndüreceğiz. Bu topraklardan çıkaracağız. Size sizi kendimize benzeteceğiz. Kafirler böyle diyorlar diyor. Lenukhrijannakum min ardina gidin bizim topraklarımızdan. Anadolu bize dedelerimizden kaldı. Başka yere gidin istemiyoruz sizin dininizi buradan diyecekler ya da bize benzeyin diyecekler. Evle taudun ne? Fi Bize benzerseniz sorun yok. Senede iki defa kandil programı yaparız. Bayramdan bayrama da camiye gideriz. Arada bir cumaya da gideriz. Ama başka işimize karışmayacaksınız. Böyle olursanız canımız kurban. Böyle Müslümanlığı severiz biz ya da kovarız sizi istemiyoruz diyecekler. Bize de diyecekler, bizden öncekilere de dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de dediler. Hicret dönemi böyle gerçekleşti. Bu yüzden bazı müfessirler derler ki muhtemelen bu hicretten çok az bir süre önce ya da tam o dönemde inmiş Mekki surelerden biridir derler. Efendimizin de artık herhalde o kovulma sözlerini duyduğu ana denk geliyor ki Allahü Teala önceki peygamberlerle onu teselli ediyor diyorlar. Ama bunları kıymetli arkadaşlar bu büyük fotoğrafı görünce anlıyoruz. Direkt sureye başlasaydık Elif emra kitabın enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min adh nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Buradan çıkmıyor bu işte. Bu bela olmuş bu cahil topluma sen bu mesajı ilet diye seni gönderdik diye başlıyor. Yani direkt kavgaya sokuyor seni. Arkadaşlar selamun aleyküm. Beni biraz dinler misiniz? Size tatlı dille bir şeyler anlatacağım. İsterseniz dinleyin, beni kabul edin. İstemezseniz dinlemeyin. Böyle bir şey yok. Onlar bataklıkta, sen aydınlıktasın. Onları oradan çıkarman için bu sözü sana indirdik, bu kitabı indirdik diyor. Öncesinde ama bu savaş meydanını tanımak lazım. Ebu Cehillerin olduğu, Firavunların olduğu, Ebu Leheb'lerin olduğu meydan ve bu meydana girmek zorundayız iman edersek. Evet bu aleni bir şekilde bedenlerimizi ortaya koyalım. Hadi dalalım anlamında değil. Önce bunu beyinde gerçekleştirmek gerekiyor. Yoksa arkadaşlar artık yani 21. yüzyıl gerçeği var. Bir teknoloji gerçeği var. Toplumlar değişiyor. Bu kadar abartılıp bu konuları açmamak lazım. Bırakın isteyen istediği gibi yaşasın. O harama bulaşmış. Bulaşsın. Bütün toplum istediği gibi dolaşsın. Biz e niye birbirimize bu kadar kızıyoruz ki? Herkes özgür dolaşsın. Demokrasi var. Herkes istediği fikri konuşmakta özgürdür. O yaratanına sövsün. O başka birine başka bir şey söylesin. Bunları abartmamak lazım. Şeklindeki anlayışı reddediyor. Hayır kardeşim sen önce bunu zihninde o da hiç kimseye sövemez. Ben de edepsizlik yapamam. Herkesin bir davası var. Rabbim bana zaten bu tiplerin olacağından haber vermişti İbrahim suresinde. Bunlardan beterleri vardı. Nuh kavmi bunlardan beterdi. İnnehum kânuhum azuleme ve Onlar daha azılı düşmandılar. Onlar daha zalimdirler, daha azgındılar. Bunların beterlerini yaşadı Nuh Aleyhisselam. Ben de bunları zaten bu surede yaşayacağımı öğrenmiştim diyerek gireriz maça. Aksi takdirde elimizi kolumuzu sallaya sallaya maç kazanılmaz. O kadar ki arkadaşlar sure geliyor. Tam ortada bu konuları anlattıktan sonra 22. ayette mahşer gününde şeytanla insanların buluşup konuşmasından söz ediyor. Ve şeytanı, lamma kudiyel emru inna allâhe va'adekum va'adel hakkî ve Mahşerde insanlar birbirleriyle konuşacaklar. Şeytan onlarla konuşacak. Allah da size bir vaatte bulunmuştu. Ben de bulundum. Ben yalancı çıktım. İlla enda'autukum festecebtum li. Ben sizi çağırdım. Siz de hemen kabul ettiniz. Kabul etmeseydiniz beni. Orada herkes aslında kimden yana olup olmadığını kendi kendine itiraf etmiş olacak. Bu dünyadaki tabloyu Rabbimiz surede bir de ahiretteki şeytanla insanların görüşmesi üzerinden canlandırıyor. Bir şeytanın vaadi var, bir Allah'ın vaadi var. Siz şeytana kendi kendinize evet dediniz. Demeseydiniz, şeytan diyecek bana evet demeseydiniz beni ne suçluyorsunuz? mu enfusekum. Siz kendinizi yerin önce. Kendinizi suçlayın diyecek. Dolayısıyla hiçbirimizin ya aslında da şöyle olabilir, böyle olabilir diye üçüncü bir yol üretme hakkı yok arkadaşlar. Ya iman ya küfür. Elbette ki bunun pratik hayat içerisinde getirdiği farklılıklar, zorluklar olabilir. Bunlar istişare. Ama bunu biz önce burada. Ne dedik ilk dersimizde? Kur'an benim önce beynimi boyamalı. Beyin oluşturmalı bende. Beyin düzgün çalışsın. Kalp düzgün pompalasın. Tırnaklarım dökülmüş. Olabilir. Yenisi çıkar. Saçlarım dökülmüş. Olabilir. Saçı bir şekilde buluruz, ektiririz. Kolum koptu, kolsuz yaşarım ben. Gözümün biri görmüyor, ikisi görmüyor. Yaşarım. Yeter ki beynim doğru çalışsın. Önce bu mantığı kavramamız lazım. İşte Kur'an-ı Kerim bu tabloda bunlar alındığında hiçbir şey ifade edilmiyor olabilir. Kafirleri okuduğumuz "Ellezîne yasuddû 'an sabîlillâhi ve yabgûnaha 'awce" onlar Allah yolundan alıkoyarlar. Ve Allah'ın dininde eğrilikler gösterirler. Hmm, vay hainler. Böyle bakarsak vay hainler olur. Buradan bakarsak peygamberlerle cahiliye toplumları Allah'ı istemeyenler. Zevklerini bozmak istemeyenler. Hayatlarına Rablerini istemeyenler. Elbette ki o hayatı yaşamak için bizim yolumuza bir şeyler koyacaklar. Elbette ki Allah'ın yolundan alıkoymak için başkalarını da kendilerine benzetmek için çalışacaklar. Buradan çıkıyor. Bunun yeri belli. Bu bunu buraya koyacağız. Öbür türlü vay hayır. Ulan demek Çin bunun için yapıyor. Vay 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 vay. Çıkıyor. Hayır. Çinle, Amerika'yla, İsrail'le ya da içimizdeki beyinsizlerle Hepsinin mantığı aynı. Allah korusun şeytan biz de o mantığa bir gün getirebilir. Bir bu. Sure bunu anlatıyor. İki arkadaşlar Allah'ın her insana yönelik nimeti vardır. Ve bu nimete karşılık o kulların nimetin hakkını verip veremeyeceği, nasıl şükrede şükredeceği, nasıl bir kulluk ortaya çıkaracağına bakmak ister Allah. Bütün insanlar için geçerli bir kural. Bir tarafta peygamberler ve onların karşısına dikilenler ana payda da bu var. Öte yandan da Allahü Teala gavur dahil, gavur dahil herkese nimet verir. Kainatı Allahü Teala zaten insanlık için yaratmıştır. Vasakhara lekumu şemsa vel kamer daibeyn. Allahu allazi halaka as vel arda ve enzele lekum min as-samai ma'an fa akhrace lekum min ath Bunların hepsini yerler, gökler, nimetler, gece, gündüz hepsini sizin için yarattık buyuruyor Allah. Siz dedi kim biz? İnsan. Bu yüzden Firavun'a da nimet veriyor. Peygamberlere de nimet veriyor biz insanlara da peygamberleri veriyor nimet olarak. Herkese nimet veriyor Allah. Çeşit çeşit. Gökler yerler değil sadece. Mesela yerden çilek çıkması, ağaçtan armut toplamak değil. Peygamberler de bir nimet. Öyle yolumuzu buluyoruz. Öyle davamızı öğreniyoruz. Peygamberlere de Allah başka ilim, hikmet nimeti veriyor. İnsanlara peygamber veriyor. Firavuna iktidar veriyor. Herkesin bir nimeti var. Kimisine ilim veriyor, kimisine evlat veriyor, kimisine mal veriyor, veriyor. Sonra da bunu nereye kullanacak? Peygamberlerin getirdiği davaya hizmet olarak mı kullanacak? Yoksa kendi kendine ya da şeytanın ona gösterdiği yere harcamak için mi kullanacak? Çünkü dedik ya ya burdansın ya da öbür taraftan. Ortası yok bunun. Ben hem peygamberlerin davasına hizmet edeyim. Hem de biraz da öbür tarafın gönlünü yapayım. Böyle bir şey yok. İlminle, bilginle, aklınla, bedeninle, malınla, her şeyinle ya buraya hizmet edersin. Kendini tamamen tüm benliğinle Allah'a verirsin. Ya da öbür taraf seni çeker, oyuncak gibi kullanır. Şeytan da der ki bana ne kanmasaydın bana. İşte bu örnekte İbrahim Aleyhisselam olduğu için de surenin adı İbrahim oluyor. Hani İbrahim Rabbine şöyle demişti. Allah ona ne nimetler vermişti de o nimetleri Allah'a şükürde kullanmıştı. Allah'a kullukta kullanmıştı. Oğul verdi. Oğluyla Allah'a teslim oldu. Baba verdi. Babayı dine çağırmakla o nimeti yerine getirdi. Peygamberliğini, insanlığını, gençliğini, her şeyini Allah'a adadı. Neticede örnek olarak hem peygamberlerin babası olarak hem peygamberlerin davasının reisi olarak elbette ki ondan önce Nuh Aleyhisselam var ama böyle toplu bakıldığında Kabe'yi ona inşa ettirmiş olması, beraber çocuklarıyla onları Allahü Teala'nın çalıştırması muhteşem bir mesaj olarak önümüzde duruyor. Anlıyoruz ki kainattaki her şey Allah'ın nimetidir. Allahü Teala her kulunu o nimeti kendi için mi kullanacak yoksa nefsi, şeytanlar ve düşmanlar için mi kullanacak? Bunu görmek için verir. Bütün sure bunu işliyor arkadaşlar. Bundan sonra da ahirette, mahşerde işte nelerle karşılaşacak? İyi davrananlar ve küfrü, nankörlüğü tercih edenler, şükredenlerle nankörlerin durumu ne olacak mahşerde? Onun örneğiyle Rabbimiz sureyi bitiriyor. Tablo bu arkadaşlar. Peygamberler ve onların karşısındakiler. Adem Aleyhisselam'dan beri olay bu. Kıyamete kadar da böyle olacak. Bu yüzden bu topraklarda ve dünya arzında hiçbir zaman kavga bitmeyecek. Bugün peygamber olmayabilir. Zaten bizim bu derslerdeki alacağımız en büyük mesaj şimdiki inşallah bölüm olacak. Artık peygamber olmayabilir ama peygamberlerin bıraktığı mesaj duruyor. Bize düşen peygamberlerin olmadığı bir dünyada peygamber varmış gibi yaşamaktır. Öbür türlü bu peygamberler Allahü Teala niye peygamber gelmeyecek dönemde bize anlatıyor? Aynı dava için koşturdular. Karşılarında da yuh 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 bize benzeyin. Kovarız sizi buradan. Her türlü hapis, başka türlü saldırı, öldürme tehdidiyle karşılaştılar. Bunlar Allahü Teala bize hikaye olsun diye mi anlatıyor? Sen de o peygamberlerin devamıysan buna hazır olacaksın. Yuhlanmıyorsan ortada bir sıkıntı var. Senin konuşmaların gavurlar tarafından bile beğeniliyorsa, Din anlatırken o kadar tatlı konuşuyorsun ki gavurlar bile hep biz böyle İslam istiyorduk işte. Ne öyle cihattan, Bedir'den, Uhud'dan bahsediyorsunuz ya. Çok güzel bu İslam. Bu hocanın anlattığı gibi bir İslam olsun. Hepimiz Müslüman oluruz. Gençler zaten hep öbür kişilerin anlattığından dolayı İslam'dan çıkıyorlar. Ateizm sorunu zaten hep bu kötü İslam anlatmak. O zaman allah Teala niye anlatsın bu? Bu peygamberleri niye anlatsın? Bu peygamberler yok ama siz varsınız diyor bize. Peygamber değiliz o kadar. Vahyimiz elimizde. Kitabımız elimizde. Yeni bir vahiy gelmeyecek. Sure arkadaşlar bir miktar e, nükleer e, seviyede. Onu açıkça söyleyelim. Ağır. Mekki sure olduğu için de tamamen beyinlerimizi dizayn etmek için gönderilmiş bir sure. Yani namaz bir yerde geçecek sadece hep kavganın içinde bulacağız kendimizi. Kafirlerin bu dünyada yapmak istediklerini anlayacağız. Musa Aleyhisselam'ın çektiklerini tekrar göreceğiz. Sonra bakacağız ki aslında bu yaşananlar ya bizim mahallede, ya bizim evde, ya bizim sokakta, ya bizim üniversitede, ya bizim vakıfta, ya bizim şehirde, ya bizim ülkede ya yan tarafta. Dünya hep böyleymiş. İnşallah okudukça değerli arkadaşlar her bir okuduğumuz ayet burada şu fotoğrafın nerede olduğunu bilirsek, ne olduğunu bilirsek şu parçaları nereye yerleştirdiğimizi çok, çok iyi biliriz. Bizim için bir anlamı olur bunun. Öbür türlü bakarız. Ben bundan bir şey anlamadım. Koy kenarı. Bunda hiçbir anlamı yok. Allah'ın izniyle o elif la bile bir mantık çıkarırız. Yani müfessirlerin ne dediğine gerek bırakmadan bunlar Kur'an'ın bir harfine bile razı değiller, olmazlar, duymak istemezler. Yuh yuh diyenler bir elif bile duymak istemezler. Bakmayın onların elif ismi koyduklarına. Bunlar elifi başka bir şey için kullanmak isterler. Oradan diziler çıkarırlar, kitaplar çıkarırlar, başka bir iş yapmazlar. Onu bile anlarız. Bizim kitabımızı bizi yanlış yollara götürmek için onlar kullanır. Bunu anlarız. Bunların çünkü işe gücü Müslümanları Allah yolundan alıkoymaktır. Biz çıkarırız buradan. Ne dedik? Çünkü biz bu tablodan arkadaşlar gözümüzün önünde sürekli bir şey canlandırmak istiyoruz. Bu canlanmadığı sürece bunu yapamayız biz. Her ayeti gözümüzde bir yere oturtacağız. Onun bir koordinatı var. Bu tam şuraya oturuyor. Bu sol çaprazda. Ama siz mesela bana söyler misiniz? Türkiye haritası bilmeyen birine İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmesini, gideceği yolları nasıl anlatabilirsiniz? Diyeceksiniz ki önce Ankara'ya git otobandan, Ankara'dan Adana'ya in, Adana'dan Güneydoğu Otobanı'na gir. Adam Ankara bilmiyor, Adana bilmiyor. Nasıl anlatacaksınız bunu? İşte Kur'an böyle bir roman gibi kültür kitabı. Bizde bir şeyler ayetler bilelim arkadaşlar. Çok güzel ayetleri biliyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki mesela Bakara 256. Adamlar okuyor ya. Meal dersi yapıyorlarmış. Kırık kırık hem de. Kırık kelime kelime. Arapça da biliyorlar. Böyle okununca arkadaşlar o kırık meal bu işte. Atıyorsun hiçbir anlamı yok. Nereye koyacağız bu meali? Kırık bunların hepsi. Bu fotoğrafı görmedikten sonra bin parça değil on parça bile olsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Önce gözümüzün önünde hak batıl davasının ne olduğunu, Allah'ın bu kainatı niye yarattığını, şeytanı niye var ettiğini, şeytana niye izin verdiğini, peygamberleri niye gönderdiğini, peygamberlerin karşısında kafirlerin nasıl bir tutum sergilediğini bilmedikten sonra 21. yüzyıl olur teknoloji yüzyılı biz asıl teknolojinin içinde cahil kaldığımızı anlamayız. Meğer cahiliye yüzyılıymış. Kalırız ortada. Ama teknoloji diye, bilim diye, artık bilim elimizde, tıp elimizde diye gaza geldiğimiz için kendimizi çok iyi bir şey biliyoruz zannediyoruz. O kırık meal. Kırık meal o. Her arkadaş çalışıyor ya bir hafta onda, bir hafta bunda. Asıl fotoğrafı görmedikten sonra istediğin kadar çalış. İnşallah bu girişimiz sureyi okurken zihnimizde canlı kalır. Peygamberler karşısında cahiliye toplulukları neler yapıyorlar? Peygamberler bunlara karşı neler yapıyor? Bunları iyi oturturuz ki bizim görevimiz peygamberlerin yaptığını yapmaktır. Cahiliye toplumlarının da peygamberlerin karşısında duran inatçı, adi, alçakların da bize neler çektireceğini şimdiden anlayıp ona hazır olmaktır. Meseleyi Nuh Aleyhisselam'da bırakmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bırakmayacağız. İbrahim Aleyhisselam nasıl durdu? Onun örnekliği üzerinden nasıl Allah'ın verdiği nimeti, peygamberlik nimetini şükre döndürdü? Allah'ın en sevdiği kullarından biri oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için örnekler olduğu gibi İbrahim'de de örnekler vardır diye niye ayetler oldu? Bunu Allah'ın izniyle daha iyi anlayacağız. Ve en sonunda şunu göreceğiz. Bizim asıl kavgamız arkadaşlar bu dünyada başlıyor. Ama ahirette de bitmeyecek. Orada da Allah bizi yüzleştirecek çünkü onlarla. Onu surenin içinde göreceğiz inşallah. Dünyada başlayan, ahirette devam eden büyük bir savaşın içine Rabbimiz bizi İbrahim suresiyle beraber dahil etmiş oluyor. Canını seven girmesin bu savaşa. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.